Türkçe dersine hoş geldiniz. Belirtili isim tamlaması. Belirtili isim tamlaması. Örnekler. Örnekler. Birinci örnek. Osman'ın kitabı. Osman'ın kitabı. Evet, kitap ve Osman. İki isim var ve bunları beraber kullanıyoruz. Bu kitap kimin kitabı? Bu kitap Osman'ın kitabı. Evet, bu iki isimi beraber kullanarak belirtili isim tamlaması yapıyoruz. Osman'ın kitabı. İkinci örnek. Onun evi. Onun evi. Evet, bu ev. Bu ev kimin evi? Bu ev onun evi. Ve bu da belirtili isim tamlaması. Üçüncü örnek. Televizyonun kumandası. Televizyonun kumandası. Evet, bu kumanda neyin kumandası? Bu kumanda televizyonun kumandası. Dördüncü örnek. Ahmet'in gözlüğü. Ahmet'in gözlüğü. Evet, bu gözlük kimin gözlüğü? Bu gözlük Ahmet'in gözlüğü. Evet, burada da belirtili isim tamlaması var. Beşinci örnek. Sınıfın penceresi. Sınıfın penceresi. Evet, bu pencere nerenin ya da neyin penceresi? Bu pencere sınıfın penceresi. Sınıfın penceresi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi belirtili isim tamlamasında iki ismi beraber kullanıyoruz. Ve isimlerden sonra gördüğünüz gibi ekler var. Bazı ekler kullanıyoruz. Şimdi kuralımıza bakıyoruz. Kural. Evet, iki isim var arkadaşlar. Birinci isim ve ikinci isim. Birinci isim. Evet, hangi ekler geliyor onlara bakalım. Evet, ekleri açıyorum. Evet, birinci isimden sonra gelen ekler bu ekler. İn, in, un ve ün. Ve arkadaşlar burada N harfi var, görüyorsunuz N. Eğer birinci ismin son harfi ünlü harf olursa N harfini ekliyoruz. Nın, nin, nun ve nün ekleri oluyor. N kaynaştırma harfi, ismin son harfi ünlü harf olursa N harfi yazıyoruz. Yani hangi eklerimiz var? İn, in, un, ün. Nın, nin, nun ve nün. İkinci isimden sonra gelen eklere bakıyoruz. Hangi ekler var? Ekleri açıyorum. Evet. I, i, u ve ü ekleri geliyor. Burada da arkadaşlar S kaynaştırma harfi var. Eğer ikinci ismin son harfi ünlü sesli harf olursa S harfi ekliyoruz. S, si, su ve sü. Kuralımız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi örnekler üzerinde pekiştirelim. Örnekler. Birinci örneğimiz oda ve perde. Bunu belirtili isim tamlaması yapıyoruz. Oda. Hangi ek gelecek bakıyoruz. Odanın. Perde. Hangi ek gelecek bakıyoruz. Si. Odanın perdesi. Odanın perdesi.
Evet arkadaşlar, bu kuralı da hatırlatmak istiyorum. Eğer birinci ismin son ünlü harfi A veya I olursa ın, nın ekleri geliyor. E veya i olursa in veya nin ekleri geliyor. Eğer son ünlü harf O veya U olursa un, nun ekleri geliyor. Eğer son ünlü harf Ö veya Ü olursa ün veya nün eki geliyor. Aynı kural burası için de geçerli. Son ünlü harf A veya I olursa I, S eki geliyor. E veya I olursa İ, S ekleri geliyor. Son ünlü harf O veya U olursa U, su eki geliyor. Son ünlü harf Ö veya Ü olursa Ü ya da sü eki geliyor. Evet, örneklerimize devam ediyoruz. Sınıf, kapı. Sınıfın kapısı. Sınıfın kapısı. Evin duvarı. Evin duvarı. Okulun bahçesi. Okulun bahçesi. Ali'nin çantası. Ali'nin çantası. Kapının kolu. Kapının kolu. Arabanın rengi. Arabanın rengi. Evet, örnekleri tekrar okumak istiyorum. Odanın perdesi. Sınıfın kapısı. Evin duvarı. Okulun bahçesi. Ali'nin çantası. Kapının kolu. Arabanın rengi. Alıştırmalar. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Birinci soru. Bu kimin çantası? Bu kimin çantası? Bu Ali'nin çantası. Bu Ali'nin çantası. İkinci soru. Senin kalemin nerede? Senin kalemin nerede? Benim kalemim masanın üstünde. Benim kalemim masanın üstünde. Bu kim? Bu kim? Bu Ahmet'in arkadaşı. Bu Ahmet'in arkadaşı. Onun evi nerede? Onun evi nerede? Onun evi marketin yanında. Onun evi marketin yanında. Bu kimin kitabı? Bu kimin kitabı? Bu Ayşe'nin kitabı. Bu Ayşe'nin kitabı. Evet, alıştırmalarımızı çözdük. Soruları cevapladık. Şimdi arkadaşlar belirtisiz isim tamlamasına başlıyoruz. Belirtisiz isim tamlaması. Örnekler. Birinci örnek. Yatak odası. Yatak odası. Gördüğünüz gibi iki isim var. Burada birinci isimden sonra ek yok. İkinci isimden sonra ekimiz var. Yatak odası. Bu hangi oda ya da ne odası? Yatak odası. 2. Oturma odası. Oturma odası. Evet, bu hangi oda ya da ne odası? Oturma odası. 3. Yemek odası.
Yemek odası. 4. Trafik polisi. Trafik polisi. Futbol topu. Futbol topu. Bu ne topu? Futbol topu. Evet, kuralımız. İki isim var arkadaşlar. Birinci isimden sonra ek yoktur. Birinci isimden sonra ek yok. İkinci isimden sonra eklerimiz var. I, s, i, s, u, su ve ü, sü ekleri geliyor. Evet, s harfi ne zaman geliyordu? Son ünlü harf, son harf ünlü harf olursa s kaynaştırma harfi geliyor. Evet, a ve ı harflerinde s, e, i harflerinden sonra i, s, o, u harflerinden sonra u, su, ö, ü harflerinden sonra ü veya sü eki geliyor. Şimdi örnekler üzerinde pekiştiriyoruz. Duvar boyası. Duvar boyası. Bu ne boyası? Bu duvar boyası. 2. Çamaşır makinesi. Çamaşır makinesi. Evet, bu makine ne makinesi? Çamaşır makinesi. Bakın, eşya adı olmuş. 3. Öğrenci çantası. Öğrenci çantası. Bu ne çantası? Öğrenci çantası. 4. Kapı kolu. Kapı kolu. 5. Elbise dolabı. Elbise dolabı. Bu ne dolabı? Elbise dolabı. 6. Bulaşık makinesi. Bulaşık makinesi. 7. Tahta silgisi. Tahta silgisi. Evet arkadaşlar, bunlar örneklerimiz. Tekrar okuyorum. Duvar boyası, çamaşır makinesi, öğrenci çantası, kapı kolu, elbise dolabı, bulaşık makinesi ve tahta silgisi. Bunlar belirtisiz isim tamlaması ile ilgili örnekler. Birinci isimden sonra ek yok ama ikinci isimden sonra eklerimiz var. Örnek cümleler. Örnek cümleler. Öğretmenler odası çok büyük. Öğretmenler odası çok büyük. Masa örtüsü kirli. Masa örtüsü kirli. Ders kitabı masanın üstünde. Ders kitabı masanın üstünde. Misafir odası çok düzenli. Misafir odası çok düzenli. Bu basketbol topu benim. Bu basketbol topu benim. Evet, bu cümlelerdeki belirtisiz isim tamlamalarına bakıyoruz. Birinci cümlede öğretmenler odası. İkinci cümle masa örtüsü. 3. Ders kitabı. 4. Misafir odası. 5. Basketbol topu. Evet, bunlar belirtisiz isim tamlamasına ait örnekler. Evet, dersimizi burada bitiriyoruz arkadaşlar. Dersimizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki ders görüşmek üzere.